Selamlar arkadaşlar. Bugün 10 dakikada 10 film önerisi yapacağız. Biliyorum zevkler tartışılmaz ama listedeki her filme de güveniyorum açıkçası. Belli bir kategorimiz yok. Herkes kendine göre bir şeyler bulabilir bu listede. Hızlı bir video olsun. Çay kahve hazırsa hemen başlayalım. İlk önerim Kaykaycı Kız. Çok 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 severek izlediğim bir filmdi. Gerçek olaylardan esinlenilmiş bir Hint filmi ve bir kızın hikayesini anlatıyor. Şurada flu olarak muhtemelen tam seçemiyorsunuz. Bu afiş Kaykaycı Kız filmine ait. Hayal kurabiliyorsanız her şeyi başarabilirsiniz. Hindistan'da kızların hiçbir şey yapılmasına müsaade edilmeyen bir ortamda bile herkesin beğenebileceği, özellikle baskılı ortamlarda yaşayan insanların içselleştirebileceği, motivasyon bulabilecekleri bir film. Çocuklar için uygundur, ailece izleyebilirsiniz. Şöyle güzel bir bilim kurgu filmi olsun, biraz da beynim yansın diyorsanız bu film tam size göre. Filmde bir bombacıyı durdurmak üzere zaman yolculuğu yapan bir ajanın hikayesini izliyoruz. Bu filmi izlemeyi düşünüyorsanız hakkında hiçbir araştırma yapmamanızı öneriyorum. Hatta fragmanını bile bence izlemeyin. Film hakkında küçücük bir bilgi bile filmin tadını kaçırabilir. The tree of life. They say whoever drinks of its sap. The Fountain, birden farklı zaman dilimlerinde bir adamın sevdiği kadının hayatını kurtarmak için başından geçen serüvenleri izliyoruz. İçinde aynı zamanda spiritüel temaların da bulunduğu bir bilim kurgu filmi. Her izleyen kendine göre farklı temalar, farklı anlamlar çıkartabiliyor. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Siz izleyin bakalım filmden neler çıkaracaksınız. What's this? Did you know that they recorded this tape on today's exact date, but in 1989? İspanyol sinemasından bir gizem filmi. Eğer zaman yolculukları, paralel evrenler gibi konulara meraklıysanız muhtemelen bu filmi çok seversiniz. Tempo hiç düşmüyor. Asla sıkılmazsınız filmden muhtemelen. Başrol erkek oyuncusu La Casa de Papel dizisinden tanıdığımız Profesör. İspanyolca filmin temposuna çok güzel uyduğu için dublaj değil de altyazılı izlemenizi öneririm. Bir sonraki filmle devam edelim. ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere usted? Yine İspanyol sinemasından bir gerilim filmi. Az önce bahsettiğim Fırtına Anı'nın yönetmeni Ariel Paulo'nun filmi. Filmlerin sonundan, finallerinden bahsetmekten hiç hoşlanmam ama şöyle söyleyebilirim, çok güzel ters köşe yapıyor sizi. Şimdi ters köşe yapıyor diye muhtemelen filmin finalini ters köşe ihtimallerini düşünerek izleyeceksiniz. Ama ne kadar düşünürseniz düşünün yine de ters köşe olacaksınız. Polisiye gerilim tarzı filmleri seviyorsanız muhtemelen bu filmi de seversiniz. Az önce önerdiğim gibi bu filmi de dublajsız, altyazılı izlemenizi öneririm. Özellikle İspanyolca filmleri ben altyazılı izlemeyi tercih ediyorum. Aynı isimli romandan uyarlanmış bir film ve Tim Burton'ın efsanelerinden birisi. Tim Burton filmleri biraz karanlıktır ama bu film tam tersine çok renkli, çok aydınlık bir film. Ölmek üzere olan Edward, küs olduğu, konuşmadığı oğlu tarafından ziyaret ediliyor ve bu ziyaret sırasında Edward oğluna hayat hikayesini anlatıyor. Film de zaten tam olarak burada başlıyor arkadaşlar. Edward'ın sıra dışı hayat hikayesini izlerken acaba bu olanlar gerçek mi yoksa Edward'ın müthiş hikaye anlatıcılığının bir eseri mi diye düşünüyorsunuz. Harika bir filmdir. İzlemenizi öneririm. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. Daha önce size birkaç kitabını da önerdiğim ünlü yazar Stephen Zweig'ın notlarından uyarlanarak işlenmiş bir film. Her sahnesi tam bir sanat eseri olan, emek emek üzerine çalışılmış, uğraşılmış bir film. Filmde otel görevlisi Monsieur Gustav ve Bellboy Mustafa'nın arkadaşlığını izlerken kendinizi renkli bir masal kitabında geziyor gibi hissedeceksiniz. Kostümler, mekanlar, renkler gerçekten harika bir film. Muhtemelen çok seveceksiniz. Na khir, ishun na mutade na mushkeli dare, kheli am adam khub o salimi. Pas baris mi khodal o bayda? Bari ki ishun nemikhad ba man biya. Bir ayrılık. İran sinemasından bir film. Filmin hikayesinden bahsetmek istemiyorum. Yanlışlıkla spoiler'a da kaçmak istemiyorum ama filmi izlediğinizde muhtemelen hayatınızda izlediğiniz en gösterişten uzak,
en sade, en kendi başına, en süsten uzak, sanki bir film izliyor gibi değil, sanki bir hikayeye birebir şahit oluyor, tanıklık ediyor gibi hissedeceksiniz kendinizi. Aynı zamanda en iyi yabancı film dalına da Oscar almış bir film. Son olarak da şunu söyleyeyim, aksiyon olsun, hareket olsun, olaylar olsun, tempo hiç durmasın diyorsanız o film bu film değil. Ama bir film izleyeyim, hem güzel olsun hem de beni çok güzel etkilesin diyorsanız işte o film bu film. Yachtın Danca'da yani Danimarka dilinde av demek arkadaşlar. Bir Danimarka filmi. Önermeden önce bir uyarı ile başlamak istiyorum. Kesinlikle çocukların izlememesi gereken bir film. Bazı sahneler ve anlatımdan dolayı da ailece izlenebilecek bir film değil. Diyeceksiniz ki böyle bir filmi o zaman neden öneriyorsun? Zaten ben de tereddütler yaşarken filmin eğiticiliği bende biraz ağır bastı ve bu sebeple ekledim. Özellikle psikolojiyle mesleki anlamda uğraşanlar ve sadece ebeveynlerin izleyebileceğini düşünüyorum. Film yavaş bir film, çok büyük bir prodüksiyon değil, çok para harcanarak çekilmiş bir film de değil. Çocuk istismarı, toplumsal linç kültürü, nefret, iftira, hak verirsiniz ki bu konular çok hassas konular. Dolayısıyla çok hassas bir konuda çok iyi bir iş başardığı için IMDb'de 8.3 gibi çok inanılmaz bir puan almış. 2012 bu Danimarka filmini uyarılarımı da dikkate alarak değerlendirebilirsiniz. İyi bir kalple güzel bir ses nadiren bir araya gelir. Öyle bir yeteneğin var ki Remy, sesini duyanların içi coşkuyla dolu. Montaj sırasında bu önermemde bir ses sorunu olduğunu fark ettim arkadaşlar. Bu sebeple bunu tekrar çekiyorum. Fransız yazar Hector Malot'un aynı isimli romanından uyarlanmış, aynı zamanda bir çizgi dizisi olan bir film. Kostümler, renkler, sesler, bütün filmin atmosferi izlerken gerçekten büyüleniyorsunuz. Film bu arada vazgeçmemek ve sevgi üzerine kurulu. Yer yer ağlayacaksınız, yer yer güleceksiniz. Çocuklar dahil herkes izleyebilir. Çok güzel bir aile filmi. Evet arkadaşlar, eğer montajda bir aksilik olmazsa, uzamazsa sanıyorum ki 10 filmi 10 dakikaya sıkıştırmış olduk. Daha önce size 3 film listesi yayınlamıştım. En iyi 50 motivasyon filmi, ufuk açıcı 35 film ve izlemeniz gereken 7 belgesel. Açıklamalara da onların linkini koyacağım. Zaten film öneri listemiz diye oynatma listelerimiz var. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca sadece benim önerdiklerime değil, bu tüm videoların yorumlar kısmında harika öneriler var arkadaşlar. Tam bir arşiv olmuş. Bence hepsini kaydedin. Film lazım olduğunda hem benim önerilerime hem yorumlardaki harika önerilere bakabilirsiniz. Ve bu video için de lütfen hayatınızda çok sevdiğiniz ama çok da bilinmeyen olsun. Herkesin bildiği filmleri de önermek olmaz. Yorumlarda bunları belirsin. Bir sonraki film öneri listemde sizin yorumlarınıza da bakarım. Sizden seçtiğim filmler olursa söz sizin isimlerinize de videoda belirtirim. Ve bunu söylemekten çok hoşlanmasam da sadece YouTube algoritması için arkadaşlar, videodan çıkmadan bir beğeni bırakırsanız harika olur. İlk kez bu videoda tanıştığımız dostlar da abone olmayı unutmasınlar. Bu kanalda faydadan başka hiçbir şey görmezsiniz, söz veriyorum size. Birkaç gün sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.